Sevgili kayak severler, tarihlerimiz 8.01.2020 arkadaşlar. Bu videomuzda konumuz Kültepe 15 numaralı pist. Şimdiki önümüzde gördüğümüz teleferik tesisi Kültepe tesisi arkadaşlar. Bu Magna Otel'in hemen ön tarafında bulunur ve şu istikametten yukarıya doğru çıkar. Tekir nerede? Tekir hemen şu parmağımın ucundaki böyle minareli camili mekan arkadaşlar ve teleferiği de şudur. Hemen buranın yan tarafında tam arkamda Kaniş tesisini görüyorsunuz. Kaniş tesisinin de hemen bu videodan sonra tanıtımını yapacağım. Öncelikle Kültepe tesisine binelim ve 15 numaralı pisti size bir daha göstereyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Alt yükseklik rakımı 2225 metre dostlar. Dostlar, bu 15 nolu pist, şimdi birazdan yaklaşacağımız dikliğin olduğu pist, dünya kupalarının yapıldığı pist. O yüzden bizim için, Kayseri için ayrı bir önemi var. Kültepe teleferiklerinin en güzel tarafı, en sevdiğim tarafı hızlı olması ve camlı olması. Burası genelde karşıdan rüzgar alır. O yüzden bu cam bizi soğuktan korur. Kaymak, yukarıya çıkmak bizim için işkenceye dönüşmez arkadaşlar. Şu tarafta, şu kısımda arkadaşlar, Tekir'den bu tarafa bağlantı yoludur. Hemen şurası Tekir, üst gondol. Alt gondolda hemen alt aşağı tarafta arkadaşlar. Şu tarafta Kaniş'in pisti de dostlar. İsmi tam aklıma gelmiyor. Haritadan bir bakıp bir sonraki videoda size detayını anlatırım arkadaşlar. Karın yetersiz olduğu durumlarda da kar makineleri bu piste destek vermektedir. Değilse sezonu bayağı geç açmak zorunda kalırız. İyi ki de bu karlama makineleri var ki sezonu olduğunca hem geç kapamaya hem de erken açmaya yarayan aletler arkadaşlar. Kar tuzakları da karın burada tutulup sonradan piste makineler tarafından atılmasını sağlayan filelerdir arkadaşlar. Evet, bugün hava birazcık kapalı. Hava kapalı olmasının ne gibi bir ekstraflar olur? Eğer hava birazcık çok kapalıysa derinlik algısı, yani zemini algılamada güçlük çekiyorsunuz. O da gerçekten çok sıkıntı oluyor. Çünkü nereye gideceğinizi bilmemek, çukura mı gidiyorsunuz, düze mi gidiyorsunuz ya da nasıl önünüze bir tümsek mi çıkacak, gerçekten kötü oluyor. Ama bu onun
bir tık iyisi, bulutlu havanın bir iyisi. Buna da şükür çok daha kötülerde kaydık. Kötü havalarda kaydık. Kayağı göremeyecek şekilde, yani kendi ayağımızdaki kayağı göremeyecek şekilde çok kötü havalarda da kaydığımız zamanlar oldu arkadaşlar. Şu kulübeler ise yarışlarda hakemlerin barındığı kulübelerdi. Hala da o şekilde kullanılıyor mu bilmiyorum. Yanlışım varsa da bu işin pirleri yanlışımı düzelsin arkadaşlar. Evet, dediğim dikliğe yaklaşmak üzereyiz. Hemen şu parmağım ucundaki diklikte Dünya Snowboard Kupalarının yapıldığı pist. O pist arkadaşlar. Yanılmıyorsam teleferin hızı ortalama 10-12 dakika falan sürüyor diye biliyorum. Evet. Şimdi bu 15 numaralı pistte bir de yan taraftan bağlanılıyor. Orada 15A olması lazım. Kültepe'nin üstüne çıkıp sola doğru gittiğiniz zaman borçlular, bolkar kayakçıları sol taraftan da yararlanıp aşağı büyük bir keyifle inebilirler arkadaşlar. Şimdi dün müthiş bir rüzgar vardı. Daha doğrusu 3 gündür, 4 gündür maalesef karı o rüzgar aldı, aşağılara götürdü. Birazcık taş var ama bol kar yağdığı zaman, müthiş kar yağdığı zaman bura gerçekten tadından yenilmez arkadaşlar. Kırmızı bir pisttir. Eğer acemiyseniz burayı tercih etmeyin. Diktir, bayağı diktir. Bayağı zorlar. Yukarıda hafif bir sis varmış. Olsun. Şimdi bakın, teleferik hemen şuraya zaten geldik, üst tesise inince hemen şuradan şöyle aşağıya sol tarafa gidersek 15A'ya gider. Sağ tarafa düz gidersek de 15 nolu pistte direkt, yarışların olduğu pistte direkt aşağıya ineriz dostlar. Evet, zaten tabelada da gözüküyor. Nolu pist sağ taraf arkadaşlar. Sabahın 10.30'dan beri buradayım. Bir şey dikkatimi çekti. Daha çok Rus turistler var. Hafta içi olması münasebetiyle daha çok da yerliler hafta sonunu ve 15 tatili tercih ediyor arkadaşlar. Hadi 15 nolu pistte gidelim ve kendimizi aşağı doğru salalım. Evet, borçlu sigara içiyor. kayakçı da içiyor ama içmeyin arkadaşlar ya. Şimdi dostlar, pistin başı mükemmel. Bak, hafif de sis açtı, güneş çıktı. Şöyle hızlı gitmeyeceğim, yavaş yavaş göstereceğim pisti. Hem hışırtı olmasın hem de pisti iyice göstereyim diye. Sanki dünkü rüzgar buraya yaramış, bura hafif kuytu kalmış da buranın karnı birazcık
bollaştırmış gibi. Evet, burası tatlı. Genelde burada birazcık ne olur? Hafif taş olabiliyor karın yetersiz olduğu zamanlarda. Ama şu an için güzel. Bakın, dediğim gibi afişte de görüyorsunuz, Tekir Hisarcık ve Hacılar tarafına gider. Hemen aşağıda gördüğümüz yerde Tekir. Şu taraftan, sol taraftan gidersek de 15A'dan tekrar 15'e bağlanabiliriz. Develi Kapı da zaten sağ tarafı göstermiş. Yani Dünya Kupaları yarışlarının olduğu pist. Aha da burası arkadaşlar. Aha da burası. Taş var. Yavaş yavaş gitmeye çalışacağım. Baya baya bir diktir. Kapı kırmızıdır. Beyaz gül kırmızı pist, pistler arasından gelir. Beyaz pist kırmızı pist, pistler arasından gelir. Yarim ayak. İşte öyle bir şey, uyduramadım fazla. Evet, durum, olay bu. Döne döne. İnebiliyorsanız pistte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok fazla taş var. Bir daha buraya gelmem. Tekir tarafına gideceğim. Ayağımın altının çizilmesini hiç sevmiyorum. Tekir tarafına geçeceğim. Ama şunu söyleyeyim, bu pist maalesef 2 gün, 3 gün önceki rüzgarda böyle oldu. Dediğim gibi siz burayı tercih ettiğinizde pistin durumuna, karın durumuna bakarsınız. Kar yağarsa burası, kar bol olursa tadından yenmez arkadaşlar. Taşların arasından yavaş yavaş süzülüyorum. Bayağı bir saldım. Bayağı bir saldım. Evet. Mükemmel. İşte geldiğimiz yer. Geldiğimiz diklik. Burası. 15A'nın özür dilerim, bağlandığı yerde şurasıydı. Pistin dikliği ve manzara bu şekilde arkadaşlar. Haydi şimdi gel Erciyes'e kayak yapmaya. Haydi şimdi gel birlikte kayak yapmaya. Haydi şimdi gel. Pistin kollarına beni şimdi gel. İşte bu, işte bu. Ya hep söylüyorum, hep söylüyorum. Bu pistlerde kayarken arkadaşlar, yeri geliyor 25 kere kaydığım zaman oluyor. 582 kere kaymışım ve düşüyor kayakçı. Kayakçı kötü düştü. Kayakçı kötü düştü. Bir şey yoktur inşallah. Bir şey yoktur. Oo, kalktı. Onu diyordum. Bu pistlerde 25-26 kere kaydım. Geçen sene 582 kere kaymışım toplamda. Geçen sene herhalde rekor benim üzerime kıran yoktur. Tek başıma kaydım. Yani kimseye biletimi ıvırımı zıvırı vermeden. Büyük bir aşkla, büyük bir sevgiyle. Ha, diyeceğim şu. 24 kere kayıp, 25 kere kayıp. Ya Taha. Ya da ya arkadaşım bir tur daha atalım dediğimizde, ya işte çok yorulduk gidelim mi falan, ve pistte yukarıya çıkıp ayağımıza kayağı bağlayınca, ya iyi ki de bir tur daha atmışım diyorum her defasında. Yani bir şeye tutkulu olmak, bir şeye aşık olmak böyle olsa gerek.
Ne yaparsanız yapın, aşkla yapın. Yaptığınız herhangi bir işiniz olabilir, bir hobiniz olabilir, yaptığınız bir spor olabilir. Eğer tad almıyorsanız, zoraki yapıyorsanız o işten hayır gelmeyecektir arkadaşlar. Evet, hava güneş açtı. Gerçekten güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Merhaba, merhaba. Hi. Thank you. Evet, Rus turistler hafta içi bolca kayıyor. Ufaklığa bak, maşallah. Ufaklığa bakın. Bu adamları görünce heyecanım bir kat daha artıyor, bin kat daha artıyor. Maşallah, kayışa bak. Tebrik ediyorum. Evet, kalkalım. Hadi aksiyon. Evet. Maşallah. Maşallah nasıl gidiyor. Borç yönümü aldım. Borç dansı onlar. Evet dostlar. Magna Otel'in önüne de tekrardan geldik. Geldik. Şu küçük adamı bir yakalayabilir miyim diye. Şöyle bakıyorum da. Genç adam. Şampiyon. Dilimizden anlamıyor herhalde. Dilimizden anlamak diye yapacak bir şey yok. Peki dostlar. Kültepe pisti de 15 no'lu pist de bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın dostlar.